Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İstanbul'daki baraj doluluk oranlarıyla ilgili konuştu. Yumaklı İstanbul'daki barajlara gerekli aktarımlar yapılmış olsaydı sezona çok daha yüksek doluluk oranıyla geçilmiş olacaktı dedi. Aktif doluluk oranları Ankara için %37,8, İstanbul için %36, İzmir için %19,9, Bursa için %80. İklim kriziyle artan sıcaklıklar sonrasında gözler barajlara çevrildi. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, dört büyük ildeki tabloyu böyle açıkladı. Bakan su seviyesindeki en büyük düşüşün İstanbul'da olduğuna dikkat çekti. Su seviyesinin geçen yıla göre %64,8'den %36'ya düştüğünü belirtti. Ancak bunun işletmeyle alakalı bir sorun olduğunu vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli tedbirleri almadığına dikkat çekti. Zamanında eğer İstanbul'daki barajlara gerekli aktarımlar yapılmış olsa idi, şu anda bu doluluk oranları sezona çok daha yüksek oranlarda geçmiş olacaktı. İstanbul kullanmış olduğu suyun %77'sini Melen kaynaklarından elde ediyor. Yumaklı ardından ilerleyen yıllarda su sıkıntısının artacağına dikkat çekti. Şimdiden önlem almalı, israfı azaltmalıyız diye uyardı. Biz bunların tamamını yeni normal olarak tanımladık. Su talebinin ise %55 oranında artacağını gösteriyor. Peki çözüm için ne yapılacak? Su ile alakalı planlamalarımızı biz yeniden gözden geçiriyoruz. Barajdan tarlaya kadar diye bir kavram getiriyoruz. Özellikle şehirlerin su kayıp kaçakları ile ilgili ciddi bir çalışmamız var. Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz var. Masa başı çalışmaları bitti, şimdi sahaya indiler. Bakan, suyun %77'sinin tarımda kullanıldığına dikkat çekti. Vahşi sulama denilen bilinçsiz tüketimin önüne geçmenin öncelikle hedef olduğunu belirtti. Su kanunu ile ilgili çalışma olduğuna da dikkat çekti. Bakana, MGK bildirisindeki küresel bir kriz haline almaya başlayan iklim değişikliğine yönelik başta düzensiz göç olmak üzere uyarılar da hatırlatıldı. Geleceğe hazır olmakla alakalı bir husustur. Yani bu endişe normal ama bunun zamanını söylemek mümkün değil. Bakan, su kaynaklarını verimli kullanmak adına Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki su verimliliği seferberliği eylem planının hayata geçtiğini de hatırlattı. Bu uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi.